внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Sevgili hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan daha Rusya'dan tekrar merhabalar. Arkamda gördüğünüz Rus, daha doğrusu eskiden Sovyet uzay araştırma istasyonu olan, daha sonra da Rus uzay araştırma istasyonu olan Mir uzay istasyonu. İnsanlığa en uzun süre hizmet etmiş uzay istasyonu arkamda gördüğünüz Mir sevgili dostlar. Orijinali 2001 yılında dünyamıza inerek parçalandı. Yani atmosfere inerken parçalandı. Bu ise birebir aynısı, aynı kilogramda, aynı tonda ve burada sergileniyor. Rusların güzel bir tarafı, müzeciliği iyi biliyorlar. Ve aynı zamanda da envanter bol olduğu için, Arap bol bulduğu gibi böyle, her yere koyuyorlar. Ben de sağ olsunlar izin verdiler. Geldim buraya, Türk halkını, sizlere, havacılığı sevenlere, uzayı, kosmosu, artık biz ismine ne diyorsak hepsine, sevenlere göstermeye çalışıyorum sevgili dostlar. Hem de yerinden hem de dokunarak. Bilmeyenlere hemen şöyle söyleyeyim, ne demek dokunarak? Ben gittiğim çoğu müzede tarihe dokunurum sevgili dostlar. Moskova'nın en gizli saklı böyle savaş sığınağı olan, hatta zamanda Sovyet soğuk savaş sığınağı olan yerde atom bombasının birebir maketine dokunmuşluğum var sizler için. O videoları da kanaldan izleyebilirsiniz. Hem ben sizi gezdireyim hem de size bu uzay istasyonu hakkında da bilgiler vereyim. Hadi buyurun bakalım. İnsanlığın uzayda uzun süre düzenli olarak içinde yaşadığı uzay araştırma istasyonu Mir, 5 modülü ile uzaydayken adeta göz kamaştırıyordu. Müzede bulunan ikizinde bazı modüller olmasa da halen onu seyreden ve içine giren insanlarda hayranlık duygusu oluşturuyor. 1980 yılından 2001 yılına kadar alçak dünya yörüngesinde kalan ve pek çok farklı milletten kozmonotun kullandığı bu istasyonun modülleri şu işlere yarıyordu. Temel blok olan Mir modülü 6 kişiye kadar çalışma ve dinlenme koşulları sağlamak, yerleşik sistemlerin çalışmasını kontrol etmek, elektrik sağlamak, radyo iletişimini sağlamak, telemetrik bilgi iletmek, dijital görüntülere aktarmak, komut almak, bilgi kontrol oryantasyonu, yörünge düzeltmesi, hedef modüllerin ve nakliye gemilerinin yakınsamasını ve yanaşmasını sağlamak, yaşam alanı atmosferinin belirtilen parametrelerini ve yapı ve ekipmanın sıcaklık rejimini korumak, astronotların açık alana çıkış için koşullarını sağlamak, teslim edilen hedef ekipmanı kullanarak bilimsel ve uygulamalı araştırma ve deneyler yapmak için tasarlanmıştır. Diğer modül olan Kvant ise Mir yörünge kompleksinin deneysel, astrofiziksel bir modüldür. Öncelikle atmosfer dışı astronomi alanında geniş bir araştırma yelpazesi için tasarlanmıştır. İkinci modül olan kristal ise yeni ilaçlar elde etmek için biyolojik olarak aktif maddelerin saflaştırılması, çeşitli proteinlerin büyüyen kristalleri, hücre hibridizasyonu ile astrofizik, jeofizik ve teknolojik deneyler için tasarlanmıştır. Üçüncü modül olan Spectre, yani Spectrum, Mir yörünge kompleksinin optik bir modüldür. Dünyanın doğal kaynaklarını, dünya atmosferinin üst katmanlarını, yörünge kompleksinin kendi dış atmosferini, dünyaya yakın uzayda ve dünya atmosferinin üst katmanlarında doğal ve yapay kökenli jeofiziksel süreçleri, kozmik radyasyonu incelemek için tasarlanmıştır. En son modülden önce fırlatılan yerleştirme modülü de uzay mekiğinin yanaşma kabiliyetini sağlamak için tasarlanmıştır. Beşinci ve en son fırlatılan modül ise Priroda, yani doğa. Mir yörünge kompleksinin bir araştırma modüldür. Dünyanın yüzeyini ve atmosferini, Mir'in yakın çevresindeki atmosferi, kozmik radyasyonun insan vücudu üzerindeki etkisini ve çeşitli malzemelerin uzaydaki davranışını incelemek ve ayrıca son derece saf ilaçlar elde etmek için tasarlanmıştır. Tabii bütün bunları taşıyan bir de Soyuz uzay araçları var. Fakat konumuz bu değil. Ama bunları inşa eden hem vatan haini hem kahraman olan Sergey Korolev'un hayatını merak ediyorsanız sağ üst köşeden hazırladığım videoya ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, modülleri anlattım. Şimdi sıra geldi neye? Benim biliyorsunuz her zaman bir alışkanlığım var, tarihe dokunmak.
gittiğim yerlerde tarihe dokunmaya çalışıyorum sizler için ve kendim için de. Hatta Moskova'nın en gizli sığınaklarından, savaş sığınaklarından birine girmiştim. Orada da sizler için atom bombasına dokunmuştum. Burada da sevgili dostlar, Mir modülüne dokunuyorum sizler için. Muhteşem bir hissiyat, muhteşem bir mühendislik dehası yatıyor. Kim bilir kaç bin saat harcadılar bunu yapmak için. Ve uzaya gittikten sonra da hem Amerikalılara, hem Ruslara, hem de diğer milletten insanların araştırmalarına, dünyadaki dünyayı uzaydan araştırmak için, aynı zamanda da uzaydaki araştırmalar için bu modülleri kullandılar. Uzun zaman kullandılar sevgili dostlar. Dediğim gibi Amerikalılar bile ekonomik olduğu için bu modülleri kullandı. Efendim, şimdi sordum, soruşturdum. Bu gördüğünüz uzay istasyonunun aslında ilki yukarı çıkmış. Bu da ikincisiymiş. Herhangi bir aksilik olduğu zaman bunu yukarı çıkaracaklarmış. Fakat hiçbir zaman gerekli olmamış. Bunu da astronotların, kozmonotların eğitimi için kullanmışlar. Yerdeki eğitimleri için. İçine giremiyoruz maalesef. Pandemiden ötürü kapatmışlar. Fakat görevliler bana içinin fotoğraflarını gösterdiler. İçinin fotoğrafları da zaten her yeri camla kapalı. Yani kameranın iyi bir görüntü alabileceğini zannetmiyorum. Ama internetten bulursam sizler için koyacağım. Arkadaşlar, birebir aynısı, dediğim gibi hiçbir fazlalığı veyahut da eksiği yok. Yanındaki güneş panellerine kadar görüyorsunuz şurada. Güneş panellerine kadar her şeyi tam tamına korunmuş bir şekilde burada sergileniyor sevgili dostlar. Bu müzede çeşitli böyle maketler var. Bazısı maket, bazısı gerçek roket. Yani anlaşılamıyor. Tabii ki uzaydan, uzay biliminden çok iyi anlamanız gerekiyor ki ayırt edebilirsiniz diye. Bazılarının altında yazıyordur mutlaka ama hepsine maalesef vakit ayıramıyorum. Ama şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Ruslar gerçekten müzecilikte çok iyiler. Tabii ki Avrupa'da bulunmadım. Avrupa'yı sizler için söyleyemeyeceğim bir şey. Şöyle kusura bakmayın. Ama burayı, yani alanları çok iyi kullanıyorlar müzecilikte. Mesela burası sevgili dostlar, şu gördüğünüz yer komple eskiden Sovyetlerden sonra terk edilmiş, bırakılmıştı. Ve burada kurda satıyorlardı. Aynı zamanda da su tesisatı boruları falan satıyorlardı. Gerçekten komik. 3,5-4 yıl evveline kadar da burada sevgili arkadaşlar Putin'in açılışını gerçekleştirdiği bir müzeye dönüştürüldü. Diğer taraftan burası aynı zamanda Vedenha'ya ait. Yani Vedenha dediğim, daha önce de videosunu yapmıştım. Sağ üst köşeden şimdi çıkacak. O parka bağlı bir yer burası. Ben zannediyordum ki buranın 1 kilometre ötesinde bir tane uzay müzesi daha var aslında. Oraya mı bağlı dedim. Hayır dediler. Oraya bağlı değil. Burası tamamen farklı bir yer. Hemen burada arkadaşlar aynı zamanda eğlence şeyleri de yapmışlar, dijital böyle. Kendiniz roket topluyorsunuz, upgrade yapıyorsunuz, ondan sonra da fırlatıyorsunuz. Burada vatandaşın teki toplamaya çalışıyor işte. Diğer yandan böyle bekleme odaları yapmışlar, oturma yerleri yapmışlar. Bu müze çok hoşuma gitti. Diğer yandan burada da kozmonotların giydiği özel uzay için üretilmiş elbiseler var. Elbise demeye bin şahit abi, bildiğiniz Robocop oluyorsunuz. Tabii ki uzayda gezmenin maliyeti de bu. Yani uzayda gezmek istiyorsanız bunları giyeceksiniz. Yoksa totonuz donar tabii ki. Evet, şu anda gördüğünüz gibi modülün arka tarafındayım. Modülün arka tarafında hiç anlam veremediğim ama muhtemelen bağlanma için, yani güvenli bir bağlanma için gereken şeyler asılı oralarda. Tabii ki bunları tam olarak hakim değiliz. Modülleri tam olarak bilerek birleştirmemişler. Bakın diyorlar, yani bu şekilde birleşiyorlar. Gerçekten onları dudak dudağa öptürmek zor iş. Şurada altta delikler var. Ne anlam ifade ettiğini bilmiyorum. Ateşleme falan yapıyorlar mı acaba? Küçük roketler mi? Yönlendirme yapmak için mi? Kafamda deli deli sorular. Bu modülün altında ise ufak ufak toplar var. Top dediğime bakmayın artık. Sıvı bir şeyler var onların içinde galiba. Çünkü borular çıkıyor oradan. Efendim, ondan sonra şöyle çevirdiğimiz zaman kamerayı sevgili dostlar, şurada ufak pencereler var. Ve şunun da altında böyle sabitleyici bir yer var aslında ama küçük bir delik var orada. Ama aynı zamanda da bir şey, bir modül daha oraya girebilir diye düşünüyorum. Hemen şurası arkadaşlar.
Evet sevgili dostlar, Mir uzay istasyonunu elimden geldiğince tanıttım, gösterdim. Daha burada tanıtılacak, gösterilecek bir sürü şey var. O yüzden de videoları takip etmek için abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.